Sayın İl Başkanım, değerli parti meclis üyem ve değerli milletvekillerim, değerli belediye başkanım, belediye meclisimizin çok değerli üyeleri, sevgili muhtarlarımız, meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, Gazi Emir'in güzel insanları, cumhuriyetçi, vatan, millet, bayrak sevgisiyle yürekleri dolu insanları, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle üzerimdeki selamı ileteyim. Grup başkan vekili olarak elbette grubumuzdaki Türkiye'nin dört bir yanında arı gibi çalışan tüm arkadaşlarımızın, ama kendisi de İzmir milletvekili olan Sayın Genel Başkanımızın selamlarını, sevgilerini getirdim. Kabul buyurunuz. Burada bana İzmir milletvekillerimiz, aynı zamanda parti meclisi üyemiz olan Sayın Adnan Aslan, milletvekilimiz Sayın Kehani Beko ve Manisa milletvekilimiz, yol arkadaşım sevgili Bekir Başevirgen eşlik ediyor. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Benim açımdan böylesi sunumlar çok anlamlı. Biraz da heyecanlanıyorum gelirken. Zira 2019 seçimlerinde Türkiye'de 60 günde 41 ilde tam 249 aday tanıttım ben. Onlardan bir tanesi de Sayın Halil Arda'ydı. Şurada bir masanın üstüne çıktık, bir gündüz vakti konuştuk. Bu 249 adaydan seçilenler oldu, seçilemeyenler oldu. Ama tüm belediyelerimizin ne yaptıkları elbette ilgi alanımızda, sorumluluk alanımızda, ama bilhassa gidip meydanda kefil olduğumuz, o istediğimiz, destek istediğimiz belediye başkanlarının ne yaptıklarına insan ister istemez biraz daha yakından bakıyor. Ben bir önceki ziyaretimde birlikte yapılan işleri şöyle hızlı bir şekilde dolaşmıştık. En çok sosyal market olmak üzere yapılan bütün projelerden heyecan duymuştum. Bugün akşamüstü bir toplum merkezine, toplumun özellikle dezavantajlı kesimlerine sahip çıkılacak, destek olunacak ve kamu görevi yapmanın sorumluluğuyla kamunun, devletin, belediyenin şefkatli elini onların sırtında hissettirecek bir merkezin açılışına katıldım. Şimdi burada izlediğim sunuma baktım ve iyi ki ben Halil Arda'ya kefil olmuşum, sizler de destek olmuşsunuz. Belediyecilik sosyal demokratların işi. Burada mütevazi olmaya gerek yok. Tabii sadece kendi oylarımızla bu belediyeyi kazanmadık. Burada ittifak ortaklarımızın desteğini gördük. Ayrıca seçildikten sonra belediye başkanları her ne kadar partili de olsalar, diğer partilerden de seçilmiş belediye meclis üyeleriyle birlikte çalışıyorlar. Bu projelerde elbette karşı çıktıkları olmuştur, tartıştıkları olmuştur, ama olan katkıları nispetinde AK Parti'nin ve MHP'nin de belediye meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. Zira kamu hizmeti dediğin iş particilikle yürüyecek bir iş değil. Türkiye Cumhuriyeti yıllardır iyi günler gördü, kötü günler gördü. Zorluklarla karşılaştı, atlattı. Bütün dünyaya kafa tuttuğu günler oldu. Kıbrıs çıkartması gibi. Bütün dünyanın ambargolarına muhatap olduğu günler oldu. Ama bugün yaşadığı gibi bir ekonomik krizi, bir sosyal krizi, bir siyasal krizi hiçbir zaman yaşamadı. Çünkü
bütün dünya deneyimlemiştir ki eğer siz yetkileri bir tek yerde toplarsanız, tek başına her şeyi ben bilirim derseniz, bakanlarınızdan rektörlere, validen genel müdüre, aklınıza gelebilecek tüm alanlarda bütün atamaları tek başınıza yaparsanız, hele hele devletle parti işini birbirine karıştırır, sabahleyin il başkanı atadığınız dolma kalemle öğleden sonra vali atarsanız, sabah kaymakam atadığınız kalemle öğleden sonra ilçe başkanı atarsanız, o ülkede işler iyiye gitmez. Bunu 250 yıl, 280 yıl önce söylemişler. Kuvvetler ayrılığı varsa devlet güçlenir, toplum zenginleşir. Kuvvetler bir yerde toplanırsa işler kötüye gider. O yüzden bugün ekonomik sıkıntılarla boğuşan, biz bu çengereden nasıl kurtuluruz diye düşünen ve umutsuzluğa kapılan kim varsa onu söylemek gerekir ki 100 yıl önce nasıl bir tek adam yönetiminden demokrasiye geçtiysek, nasıl bu ülkeyi hep birlikte Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Pomağıyla ve her mezhepten kimseyi ayırmadan hep beraber önce kurtardık, sonra da bu güzel ülkeyi kurduysak, ever Allah bunu hep beraber bir kez daha başaracağız. Elbette 10 aydan daha az bir süre var. Türkiye artık seçim atmosferinde. Hepiniz takip ediyorsunuz ki iktidar partisi ve ona destek veren parti artık muhalefete geçtiler. Yani iktidarda yapacaklarını anlatmak yerine muhalefet partilerini eleştirmeyi, muhalefete muhalefet etmeyi tercih ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da biz bu psikolojik iktidar değişikliğinin farkındayız. Bundan memnunuz. Siyasi iktidarı devralacağımız gün için adeta gün sayıyoruz, sabır çekiyoruz. Şundan emin olunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu önümüzdeki iktidar sürecinde hiçbir AK Partili, hiçbir Milliyetçi Hareket Partili bize geçmişte oy vermemiş, hatta bu seçimde oy vermeyecek hiç kimse kendini öteki olarak hissetmeyecek. Kimsenin çocuğu partizanlığa göre işe alınıp tayini terfisi ona göre yapılmayacak. Kapımıza gelip talepte bulunana sen Cumhuriyet Halk Partisi'ne önce üye ol, sonra yanımıza gel denmeyecek. Yoldan gelene seni buraya kim yolladı? Bir kart yazan yok mu? Senin referansın kim? Denmeyecek. Nasıl Türkiye'deki 11 büyük şehri, ilçe, il, ilçe ve belde belediyelerini liyakatle, namusla, dürüstlükle ve hakkaniyetle yönetiyorsak sözümüz söz, Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz. Burada elbette Cumhuriyeti seven, Cumhuriyet'in kazanımlarını seven, aşındırılmasından rahatsız olan insanlar var. Ve onlar seçimin mutlaka kazanılmasını istiyorlar. Ve o yüzden bana, bize sürekli soruyorlar. Aday kim diye. Bu soruyu soran herkese cevabım şudur. Aday sensin kardeşim. Eğer bir seçim kazanılsın istiyorsanız adayı merak etmeyiniz. Aday olarak partinizin, hatta bu ülkenin, bu milletin sizi aday gösterdiğini ve sizden beklentisi olduğunu biliniz. Aday Süpermen değildir. Senin
kapı komşunun derdini de bilmez, o eve de giremez. Senin tarla komşunla 30 yıldır kurduğun hudut hukukunu, o hudut hakkını bilmez. Onun mezun ettiği öğrencileri yok Gazi Emir'de oturan. Onun yanında yetişmiş çırakları yok, asker arkadaşları yok, dükkan komşuları yok, kahve komşuları yok. Camide namaz beklerken yan yana oturduğu kimse yok. Aday burayı bilmez ama siz bilirsiniz. Eğer Cumhuriyeti kurtaracak, rejimi kurtaracak, evlatlarımızın geleceğini kurtaracak yarınlarda o 50+1'lik sistemde iş belki de bir oya kalacaksa görevde size kalıyor. Görevde size düşüyor. Kapı komşunuzdan o bir oyu almak kadın kollarının değil sadece Gazi Emir'de ülkesini, vatanını seven, artık bu yokluk, yoksulluk bitsin isteyen herkesin görevidir. Bütün öğretmenlerin öğrencilerinden hocalık hakkı için o bir oyu isteme vakti çoktan gelmiştir. Tarla komşuları komşularından, kahvedeki arkadaşlar birbirlerinden, asker arkadaşları yıllardır görmediklerinden belki de telefonla o bir oyu istemek durumundadır. Eğer siz bunu yaparsanız adayı hiç merak etmeyin. Adayı duyunca sizin de yüzünüz gülecek, Türkiye'nin de yüzü gülecek. Önemli olan şu, siz yarın sabah yataktan bu seçimi almak üzere Cumhurbaşkanı adayı olarak kalkmaya hazır mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? O zaman kalkın bakalım ayağa, kalkın. Kalkın alın bu seçimi. Bu seçimi benim adaylarım, sizler kazanacaksınız. Biz size güveniyoruz. Cumhuriyet size güveniyor. Bu millet size güveniyor. Yoksulun karnını doyuracak da, mazluma sahip çıkacak da, asık suratları güldürecek de sizlersiniz. Yarın sabah yataktan kalkın ve bu seçimi kazanın. Ben size güveniyorum. Parti size güveniyor. Ülke size güveniyor. Yaşasın bizim Cumhurbaşkanı adaylarımız. Yolunuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Çok sağ olun. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben de sizi yürekten alkışlıyorum. İyi ki varsınız.